İyi akşamlar. Yüce Yar Klinik'ten size sesleniyoruz. Bu akşam Celal Bayar Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Hikmet Yılmaz'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hikmet Hoca ile düşündüğüm zaman dostluğumuz, arkadaşlığımız, tanışıklığımız yaklaşık 26 seneyi bulmuş. Hepimizin ömründe önemli süreler bunlar. Kendisiyle Celal Bayar Üniversitesi'ne aynı zamanda gelmişiz. Kısa bir aralıkla farkla. Bunca yıl beraber olduk. Bu beraberliğimizde de dostluğumuz devam ediyor. Sizlerle de konuk olarak kendisini davet ettim. Sağ olsun bizi kırmadı, buraya kadar geldi. Kendisine sözü vermeden önce kısaca yaşadığımız günler içerisinde yaşanan savaşla ilgili bir iki cümle sarf etmek istiyorum. Savaşın hepsi çok büyük problem. Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh prensibi ne kadar önemli ve değerli olduğunu her zaman hatırlıyoruz. Dileriz kısa zaman içerisinde bu savaşı teşvik edenler, yapanlar, yararlananlar bir an önce aklı selim olurlar da yaşama son verme süreci ortadan kalkar. Hepimizin çok üzüldüğünü biliyoruz konuyla ilgili. Onun için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Sayın Hocamızın kendisini tanıtmasını isteyeceğim. Bizler tanıyoruz, hastaları da yakın olarak kendisini tanıyorlar ama kısaca bir özgeçmişini rica edeceğim. Hocam buyurun. İyi akşamlar. Öncelikle sevgili Hakan, birlikte olmak çok güzel. Söylediğin gibi bugün buraya geldiğimde şöyle bir hatırladım. Barakalarda 5-6 öğretim üyesinin bir arada olduğu o günlerden Celal Bayar'ın bugünlerini birlikte oluşturduk. Zaten bir kurum 20 yılda, 25 yılda ancak gerçek anlamda üniversite olabiliyor. Cerrahpaşa mezunuyum. Cerrahpaşa'yı bitirdikten sonra bir süre mecburi hizmet yaptım. 4 yıl kadar pratisyen hekim olarak çalıştım. Sonra da İnönü Üniversitesi adına Hacettepe'de ihtisasa başladım. Bitirdikten sonra kısa bir süre sonra Celal Bayar'da yardımcı doçent olarak 96 yılında başladım. Başladıktan bir süre sonra da 9 ay kadar yurt dışında epilepsi cerrahisi yaptım Avusturya'da. Sonra döndüm. Uyku birimini ilk defa 2000'li yılların başında Celal Bayar'da başlattık. Biz Ege bölgesinde uykuyu ilk kuran birimlerden biriyiz. Tabii fedakarlık gerektirdiği için, yoksa 1960'larda kurulmuş olan Ege'den daha köklü olduğundan değil, birilerinin bir delinin çıkıp bir şeyler yapması gerekiyor, emek vermesi gerekiyor gece gündüz. Bugün Celal Bayar Uyku Birimi 5 yataklı koca bir klinik. Binlerce uyku apnesine, uykuda solunum bozukluğuna, uyku bozukluğuna ev sahipliği yapan büyük bir klinik ve Türkiye'nin her tarafından hasta kabul ettiğimiz bir klinik. Ağırlıklı olarak çalıştığım konularda uyku bozuklukları ve epilepsi. Seyircilerimiz, dinleyicilerimiz şaşırmış olabilirler. Hocam sindirim sistemi hastalıklarıyla neden uykuyu önemsediniz ve uyku konusunda böylesi bir söyleşiyi bizlere getirdiniz diye şaşırmış olabilirler. Esasında gelen her hastada sorarım. Özgeçmişini, her şeyini öğrendikten sonra uyku düzeniniz nasıldır diye sorarım. Genelde bu soruyla hastalar çok karşılaşmazlar. Fakat ben sorduğum zaman da birden anlatmaya başlarlar. Derler ki uyku düzenim bozuk. Kabus görüyor musunuz derim. Hocam kabus görmüyorum der. O zaman kendi kabusumu anlatırım. Benim kabusum tıp fakültesini bana uykuda bir daha bitirttirirler. Derler ki tıp fakültesi bir daha bitireceksin. Ben bitirdim derim. Hayır, bir daha bitireceksin derler. Bu birinci kabusum. İkinci kabusum, Türkçeden sınava girerim, matematikten sınava girerim. Derim ki çalışmadım. Hayır, gireceksin derler. Ama hiç çalışmadım derim. Yok, sınava gireceksin, mutlaka girmen lazım. Bunlar basit şeyler gibi, kabuslar gibi. Kesinlikle bir şeyleri etkiliyorlar. Neyi etkilediklerini bilemiyorum. Uyku, insanın ruh durumu, insanın bilinç durumu çok bize göre algılamamızda zor olan şeyler. Fakat insan sindirim sisteminden, kalpten, böbrekten oluşmuyor. Yani sinir sistemi başlı başına bir sistem olarak tümünü kontrol ediyor. O nedenle kişiyi algılarken sadece miden mi bulanıyor, karnın mı ağrıyor, işte kabız mısın, ishal misin sorusundan daha önemli oluyor benim için. Hocam, uykuyu nasıl anlatırsınız bize, hastalarımıza nasıl tanımlarsınız, yaşamımızdaki önemini nasıl belirlersiniz? Hayatımızın 1/3'ünü yaşadığımız dönem diye başlarım. Yani ömrümüzün 1/3'ünü uykuda sağlıklı geçiyor. Uyuyorsak tabii uykuda geçiriyoruz ve uyku dinamik bir süreç. Yani uyku öğrenmenin de, uyku büyümenin de, uyku kendi bağışıklık sisteminde, organizasyonunda, detoksifikasyonunda, atık maddelerin vücudumuzdan arındırıldığı da çok dinamik bir süreç. Şarj oluyoruz esasında. Yani bir dönem geliyor, diyoruz ki tükendik. Sonra şarj olup ondan sonra tekrar faaliyete geçiyoruz. Yeni güne tekrar hazır başlıyoruz. Sağlıklı bir insan dişini fırçalayıp yatak odasına gittiğinde, uyumak niyetiyle gittiğinde 10-15 dakika içinde uykuya dalıyor. Evet. 20 dakika civarında yüzeyel uyku, 40 dakika civarında daha derin uyku. İlk 90 dakikada da hızlı göz hareketlerinin olduğu ve rüyaları gördüğümüz döneme varıyoruz. Evet. Bu şekilde bu 3 dönemin tekrarlayan sikluslarıyla 7,5-8 saatlik bir uyku sağlıklı bir uyku oluyor. Evet. Bunun üzerinde uyumakta, bunun altında uyumakta sıkıntılı. Araştırmamız gereken bir şey oluyor. Yani altında uyuduğumuzda da, diyelim ki 8 saatin altında uyuduğumuzda ya da kısa uykucu olduğumuzda da, 10 saatin üzerinde uyuduğumuzda da programlanmış hücre ölümü denen, apoptoz denen bir süreç tetikleniyor. Yani az uyuyanlar da çok uyuyanlar da daha çabuk yaşlanıyorlar. Yaşa göre değişiyor mu? Hani gençlerde şu kadar uyuması, orta yaş bu kadar, yaşlı popülasyon bu kadar. Gençlerden çok uykunun maturasyonu çocukluk çağında başlıyor. Yani yeni doğan döneminde işte çocuk sadece ihtiyaçları için kalkıyor. Altı kirleniyor, uyanıyor. Acıkıyor, uyanıyor. İşte ısı, ses, ışık gibi gürültülerle uyanıyor ama polifazik uyuyor. Yani uyku ne uzun süreli, derin, konsolide, birikmiş bir uyku, ne de çok uzun uyanıklık dönemleri var. 4-5 yaş civarında okul öncesi dönemde uyku artık iyice derli toplu, akşam yatılıp sabah kalkılan bir uykuya dönüşüyor. Buna konsolide uyku diyoruz. Belki okul öncesi dönemde bir de öğleden sonra kreşte, çocuk evlerinde böyle bir yarım saatlik, bir saatlik bir uyku olabiliyor. Çünkü uykunun doğal olanı, fizyolojik olanı aslında iki fazlı uyku. Ama ilkokuldan sonra artık çocuklar da bizler de tek fazlı, monofazik, akşam yatılan, sabah kalkılan bir uyku uyuyoruz. Demin söylediğim o uyku, erişkin uykusunun normal süresi. 7,5-8 saat. Evet. Ama diyelim yaşlandıkça çeşitli nedenler azalıyor. Bizim uyku verimimizde, uyku kalitemizde, uykuya dalma süremizde işte etkiliyorlar. Mesela yaşlı insanlar daha verimsiz uyuyorlar, evet, daha kolay uyanıyorlar. Evet. İşte mide ağrısı oluyor, gastrit oluyor, uyanıyor. İşte prostat oluyor, tuvalete kalkıyor, uyanıyor. Astım oluyor, nefesi sıkışıyor, uyanıyor. Ya da Bizim asıl üzerinde duracağımız uyku bozuklukları, işte uykuda solunum bozukluğu, uyku apnesi, parasomni dediğimiz uykuda anormal hareketler, REM uykusu davranış bozukluğu, kabus bozukluğu, huzursuz bacaklar gibi uyku problemleri uykunun bütünlüğünü bozuyor ve verimsiz, sağlıksız, dinlendirmeyen, ertesi güne 1-0 bizi mağlup başlatan sorunlar oluşturuyorlar. Sorgulama yaparken hastaya soruyoruz, diyoruz ki ne şikayetle geldiniz? Söylüyor şikayetlerini, işte ishalim var, karnım ağrıyor, bulantım var, kusuyorum. Diyoruz ki gece kalkıyor musun? Nefes darlığı da bizim için sorduğumuz sorulardan. Mesela diyor ki nefes darlığım var, göğüs ağrım var. Gece geliyor mu? Uykudan uyandırıyor mu? Bizim için bu soru kilit sorulardan birisi. Çünkü bizim bildiğimiz kadarıyla uyku kişinin bazal metabolizmaya döndüğü dönem. Yani sistemler kapanıyor ve her şey fizyolojik sınırları içerisinde devam ederken eğer organik bir patoloji varsa, eğer ciddi bir karın ağrısı varsa uykudan uyandırıyor. Ciddi bir göğüs ağrısı varsa uykudan uyandırıyor. Bu tür bir bilgiyi aldığımız zaman diyoruz ki bu hastada daha dikkatli olalım, daha önemseyelim tarzında yaklaşımlarımız oluyor. Siz hocam uykuyu tanımladıktan sonra ben tekrar soru sorarım. Uykuda apne dediniz, uykuda düzensizlikleriyle birlikte bunları isterseniz sizden dinleyelim. Daha sonra soru sormaya çalışacağım. Aslında uyku apnesi olan hastalar, OSAS diye de geçiyor bazı terminolojilerde kısaltılmış olarak. Biz uyku apnesi diyoruz. Açılımını tam söyler misiniz hocam OSAS'ın? Obstrüktif uyku apnesi sendromu. Evet. Yani tıkanmayla ilgili. Tıkayıcı uyku apnesi sendromu diye de geçiyor ama uyku apnesi genel anlamda kamuoyunda artık bilinen, oturulmuş, geceleyin uykuda solunum bozukluklarının en önemli protipi ve aslında bu hastalar bize çok geç geliyor. Eşlerine soruyorum, diyorum ki eşinizi uykuda izliyor musunuz? Çoğu farkında değil. Biz anestezi sırasında fark ediyoruz, hastada uyku apnesi gelişiyor endoskopi yaparken. Evet. Diyoruz ki eşinizde uykuda apne var. Siz hiç izlediniz mi diyoruz. Genelde farkında değiller. Kesinlikle değiller Hakan hocam ve hatta şöyle oluyor. Ağzına acı su geliyor. Evet. Hasta yani bizden önce size geliyor. Evet. Reflü diye size geliyor. İşte sık tuvalete gidiyor. Neden sık tuvalete gidiyor? Diyelim bizlerin yaşında insanların ilk aklına gelen rahatsızlık, özellikle erkeklerde uyku apnesi daha sık olduğu için prostat geliyor, üroloğa gidiyor. Evet. İşte ertesi gün unutkan oluyor, sinirli oluyor, uykulu oluyor, psikiyatra gidiyor. Geceliğin hava açlığıyla bir nokturnal dispneyle uyanıyor, göğüs hastalıkları ya da kardiyoloğa gidiyor. Neden nöroloğa gidiyor? Prostat neden zannediyor? Neden OSAS'ta tuvalete gidiyor? Çok sık evet, tuvalete gidiyorlar çünkü obstrüktif uyku apne sırasında karın içi basınç artıyor. Sıkıştırıyor mesaneyi. Sıkıştırıyor ve hasta sık tuvalete gidiyor. Buna nokturi diyoruz. Yani bir insanın gece boyunca sık çok sayıda ve az gidip yapması o kadar spesifik bir belirtisi ki. Anladım. Hani uyku apnesinin olmazsa olmaz belirtilerinden biri. Hastanın ağzının kuruması, yatarken ensesinin, göğsünün terlemesi, işte sabaha karşı baş ağrısının olması, gün içinde sabah yorgun kalkması, gün içinde aşırı bir uyuma isteği olması, örneğin böyle bir ofis ya da kendisine ait bir büroda yalnızsa, bir işle meşgul olmuyorsa hemen uykusunun gelmesi, monoton zeminlerde hemen uyuması gibi belirtiler olduğu halde demin söylediğiniz şeylerle, hele bir de horlama, yan odalardan bile duyulan ve o horlamaya eşlik eden nefes durmaları, eşler kaygılanıyor tabii. Sinir böyle devamlı horlarken bir anda nefes gidiyor. Bizde çoklukla da eşlerinin zoruyla geliyorlar zaten. Ancak duyarsa söylüyor. Çünkü kişi kendi bunu fark edemiyor. Hastaya söylüyorum, diyorum ki biz endoskopi yaparken bunu fark ettik. Bu diyorum yaşamsal. Yani reflüyü diyorum biz uğraşalım, şuna uğraşalım, buna uğraşalım ama bu diyoruz mutlaka uyku yönünden değerlendirilmesi lazım. Genelde hastalar bizi algılayamıyor. Yani bu diyorum hayati bir faktör. İleride diyorum kalp krizine, başka problemlere, stroke'lara sebep olabileceğini düşündüğümüz için diyorum bunu önemseyin. Tamam gideriz hocam diyor ama çok algılamıyor. Çok şey yapamıyor. Halbuki 3 tane temel soru. O kadar basit ki. Evet. Horlamanız var mı? Uykuda nefesiniz duruyor mu? Evet. Gün içinde sakin ortamlarda aşırı bir uyuma isteği oluyor mu? 3 tane soruya evet diyen birinin uyku apnesi olma ihtimali çok yüksek. Evet. Bu uyku apnesi olduğu zaman vücut nasıl etkileniyor? Yani evet sık idrara çıkıyor, evet hastada bu tür belirtiler ortaya çıkıyor da bunun süreci hangi sistemlerde karşımıza çıkıyor, hangi yakınmalarla karşımıza çıkıyor ve sonuç nereye doğru gidiyor? Uyku apnesi erken dönemde tanı almazsa, ki bu her yaşta olabiliyor. Yani genç, mesela bizi izleyen 20-25 yaşındaki arkadaşlarımızda da böyle bir şey olabilir. 2010 yılında Türkiye'de 50 vilayeti kapsayan TAPES, Turkish Adult Sleep Society çalışması yapmıştık ve o zaman 5000 üzerinde denekle yüz yüze görüşüldüğünde bizim ülkemizde de erkeklerde %7, kadınlarda %4 oranında uyku apnesi, tanı bekleyen uyku apnesi hastası olduğunu biliyoruz. Daha yüksek olması lazım. %7 biraz düşük geldi bana ama. Biz tabii o zaman hani 2010'da muhtemelen belki de daha fazladır. Obezitenin bu kadar artmasıyla birlikte. Bu söylediğim ağır uyku apnesi olabilecek hastalar. Aynı zamanda uyku apnesinin bir derecelemesi var. Mesela saatte 5'in altında apnesi oluyorsa buna primer horlama diyoruz. 5 ile 15'e hafif uyku apnesi, işte 15 ile 30 arasında orta şiddette, 30'un üzerine ağır uyku apnesi diyoruz. Ve bu uyku apnesinin derecesine göre de koruyucu önlemler, tedavi değişiyor. Tedavi edilmezse neler oluyor? Asıl önemli hayati soru bu. Şimdi uyku apnesiyle beraber biraz önce o değindiğimiz şekilde karın içi basınç arttığında mesaneye sık tuvalete gidiyor. Bu karın içi basınç aynı zamanda mideye doğru da bir distansiyon getiriyor ve işte diyelim ki kişi biraz da geç yediyse akşam özofagusun alt ucundaki o sfinkter gevşiyor. Normalde yanlış biliyorsam düzeltin, gün içinde 50-60 defa spontan kendiliğinden gevşediği anlar var. O anlar uyku sırasında biraz daha uzun oluyor ve yatar pozisyonda o gevşemiş olan sfinkterden yutak borusuna doğru mide asidi ve içeriği geçiyor. Reflü oluyor. O reflü oranın pH'sını değiştiriyor ve o mukozla da işte tahrişe neden oluyor, öksürüğe neden oluyor, sizlerin uğraştığı sağlık problemlerine. Yukarılara kaçıyor, akciğerlere kaçıyor, akciğere kaçıyor ve işte diyelim akciğerde işte bir buna bağlı enfeksiyonlara zemin hazırlayan bir aspirasyon pneumonisi ya da astıma neden olabiliyor. Uyku apnesi sırasında bu intermittent hipoksiler yaşanıyor. Yani alveollere az giden ve beyine az ulaşan hava vücutta böyle serbest oksijen radikalleri dediğimiz zararlı atık maddelerin artmasına ve inflamasyona yol açıyor. Evet. Bu inflamasyon bütün hastalıklarda olumsuz etkiliyor. Sizin bu irritable bağırsak sendromlarında da, işte kalp hastalıklarında da, diyabette de, mesela bunların yaptığı kortizolun neden olduğu pik pankreastaki beta hücrelerinin yanıtını bozarak kişide insülin direncine, geceleyin artan gerlin, azalan leptin oranı metabolizmanın yavaşlamasına ve kişinin kilo almasına, obeziteye, özellikle testosteron düzeylerindeki azalma infertiliteye ya da erektil performansta azalmaya neden oluyor. Cilt mukozda söylediğim gibi bölük pörçük uyku nedeniyle, yetersiz uyku nedeniyle apoptoz tetikleniyor ve erken yaşlanma, yani uyku apnesi olan biri ömründen bir 10 yılı kaybedebilir tedavi olmazsa. Su uyur, düşman uyumaz buradan gelmiş. Yani çok benzer bir şey değil ama yani bozuk metabolizma geceliğin de bizim aleyhimize çalışıyor demek. Geceliğin aleyhimize çalışan mekanizmanın getirdiği sonuçlardan birisi oksijenin düşüklüğü ve buna bağlı olarak beyin oksijenlenmesinin yetersizleşmesi, oksijenin düşüklüğü kalbin yorulması, kalbin çalışma performansının düşmesi. Hoca bununla da yetinmiyor, diyor ki daha başka şeyler var. Yani cinsel fonksiyonları azalmasına sebep olacak kadar, kilo almanıza sebep olacak kadar, tansiyon regülasyonunun bozulmasına sebep olacak kadar bütün sistemi ilgilendiren problemler karşımıza çıkıyor. Ana çıkış noktası bu olgularda uykuda apne sendromu. Yani ana uykunun olması gereken tarzın dışına çıkmış olması. %7 bana az geldi gene de. Yani... Ağır olanlarla ilgilidir. Mesela bütün primer horlamaları da sayacak olursak, horlamanın toplumda sıklığı belki de %20'lerin de üzerinde olabilir. Ama bu TAPES çalışmasında çok seçilmiş sorular, uyku apnesinin yardıma, laboratuvara gelmesi gereken hasta diye bakalım biz buna. Yani laboratuvara gelmesi gereken hasta diye bakacak olursak, yani erkek nüfusun %7'siyle kadın nüfusun %4'ünü topladığında %11-12 ediyor zaten. Az değil. Tabii. Evet, az bir sayı değil. Neredeyse diyabet şeyine yakın bir oran. Hocam uykuda apne sendromunda düzeltmeye yönelik olan prensipleriniz nelerdir? Tedavide ana prensipleriniz nelerdir? Öncelikle uyku apnesinin derecesini anlamaya çalışıyoruz. Böyle hastalar geldiğinde biz uyku laboratuvarında bu hastaları yatırıyoruz. Bunun bir bağlama tekniği var. Bu bağlama tekniği dünyanın her yerinde aynı. Yani Rusya'da da, Amerika'da da, Almanya'da da, Brezilya'da da bir uyku hastası nasıl izlenirse mutlaka bu testleri uygulamamız gerekiyor. Buna polisomnografi diyoruz. Yani hasta bütün gece boyunca bir odada teknisyen gözetiminde ve bizim hazırladığımız elektrot düzeneği içinde beyin dalgalarını, göğüs hareketlerini, horlama sensörünü, hatta cinsel işlev bozukluğu da düşünüyorsa olgu, penil tümesans dediğimiz glansa takılan elektrotlarla biz onu sabaha kadar izliyoruz. Peki popülasyonu düşünecek olursak, yani İzmir bölgesi, Ege bölgesindeki %7 rakamı o zaman çok oluyor. %11 daha da çok oluyor. Bu testlerden geçmesi gereken kişiler için İzmir'de veya yakın bölgede tahminen kaç tane merkez var? En eski merkezlerden biri Celal Bayar'da kurduğumuz merkez, onu söylemiştim. Sonradan şu anda Ege Üniversitesi'nde de göğüs hastalıkları içinde. Burada Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde de, 9 Eylül'de de, Tepecik'te de, sanıyorum birkaç özel hastanede de şey yapılabiliyor. Toplam yani 100 yatağı bulur mu? 100 yatağı bulmaz. Bulmaz. Yani 50 yatağı bulabilir. Çok zahmetli ve bu zahmetin karşılığında da hekimlere ya da yapanlara hani çok ciddi bir getirisi olan bir alan olmadığı için fedakarlık yapılması gereken bir alan bu. Ama koruyucu hekimlik açısından baktığımızda, hani dedik ya, hastayı bu aşamada tedavi ettiğinde belki ikili antihipertansif kullanmayacak da bir taneyle yetinebilecek. Veya işte insüline ihtiyacı olmayacak da sadece oral antidiyabetikle gidecek. Ya da işte hani hastanın mutlaka yaşam kalitesini artıran daha ağır uygulamalara, daha ağır sağlık bedellerine hastayı götürtmeyen. Yani belki de uyku apnesi var, hasta bir MI geçiriyor derken bypass'a gidiyor. İşte daha da mali külfeti büyümüş oluyor. Ben tabii yatak sayısını düşünmeye çalıştım. Hastaya ulaşmada teknik bir şey var, yetersizlik var. Ama toplumun bilinci daha bu noktaya ulaşmadığı için talep de çok fazla oluyor, olmuyor bilemiyorum. Şöyle alternatiflerimiz var. Poligraflar dediğimiz ve portable home tipi polisomnografi dediğimiz düzenekler var. Eve gönderiyoruz. Bağlıyoruz hastayı ve kendi ortamında, kendi yatağında, bulunduğu ortamda hastanın kaydını yapan ve bilgisayarımıza yerleştirdiğimiz programlarla kendi evinde yattığında da ne kadar nefesinin durduğu, ne kadar şiddette horladığı ve bizim bu uyku apnesiyle ilgili skorlamamızı bize yetecek kadar objektif bilgi veren enstrümanlar var. Devreye bunları da koyuyoruz. Holter gibi, nabız ölçer gibi. Evet, aynen. Bizde pH metre gibi yapanlarda. Peki uykuda apne sendromunu tespit ettiğimiz hastalarda ana prensip kilo verelim gibi hangi şeyleri söylüyoruz? Hastalığın derecesine göre burada ve tabii ki hastanın uyumuna göre bir yol belirliyoruz. Diyelim ki hasta sadece horlayan, genç yaşta ve horlaması da pozisyonla ilişkili. Mesela sırt üstü horluyor ama hasta eşi dürttüğünde, yan yattığında horlaması ortadan kalkıyorsa buna pozisyonel osas diyoruz. Pozisyonla ilgili yer çekiminin etkisiyle sırt üstü yatarken küçük dili sarkıyor, soluk borusunun önünü kapatıyor, tıkıyor ve ha diyoruz o zaman bunda pozisyon tedavisi verelim. Evet. İki kürek kemiğinin ortasına denk gelen yere işte eşlerin bir tenis topunu dikerek koyması, olguların sert yerde yatması ya da medikallerdeki pozisyon yastıkları. Tenis topunu koyunca düz yatamıyor, çevriliyor. Batıyor, rahatsız ediyor. Hop, böylece apne yaşamadan, soluğu durmadan hemen eşi de izlememiş oluyor. Tabii onun da uyku verimini bozmamış oluyor. Ama bunun için sert yerde yatmalı, o top gömülüp gitmemeli. Anladım. Pozisyon yastıkları var medikallerde. Bunlar diğer seçenek olabilir. Bir de kiloyla direkt ilişkisi var. Neredeyse 7 kat. Yani alınan her 20 kilo uyku apnesi riskini bir 7 kat kadar artırıyor. Dolayısıyla olgulara kilo verdirmek, yani bu aşamada geceleyin özellikle akşam saatlerinde içilen sigara üst solunum yolunda mukozalarda ödeme neden oluyor. Akşam sigara içilmesinin mesela bunun önüne geçilmesi, geç yenmemesi, bazılarının çene yapısı biraz küçük ve geride oluyor. Zaten erkekler kiloyu boyundan ve göbekten alıyorlar ve boyun bölgesinde yaka numarasının genişlemesiyle boyun çevresinin 43 santimin üstüne çıkmasıyla ölü boşluk da azalıyor. Evet. Bu nedenle bu olgularda ağız, alt çeneyi öne taşıyan düzenekler var. Ağız içi aparatlar. Evet. Ve böylece biz dil köküyle soluk borusunun arasını açarak oradan, burundan alınan nemlendirilmiş havanın alveollere, hava keseciklerine ulaşmasını kolaylaştıran ağız içi araç uygulamaları yapabiliyoruz. Uyurken bunları alarak. Tabii aynen. Hele bir de bruksizmi varsa, yani diş gıcırdatmasıyla beraber uyku apnesi varsa ya diş hekimleri göndererek, bizim de beraber çalıştığımız Ege Diş Hekimliği'nde hocalarımız var. Evet. Onlarla işbirliği yaparak ölçü alıyorlar, alt çeneyi öne taşıyorlar ve böylece önlem alabildiğimiz hasta grubu var. Bir de tabii bütün bunlarla çözüm bulamazsak ağır ve bu önlemlerden yarar görmeyen hafif uyku apnesi olsa da klinik belirtileri olan, gündüz aşırı uykululuğu olan, unutkanlığı olan, sinirliliği olan, demin saydığımız uyku apnesinin gündüz ve gece belirtileri olanlarda PAP cihazı denilen oda havasının böyle bir düşük basınçlı hortum marifetiyle hastanın ağzına burnuna getirilip üfleten pozitif basınçlı cihazlar var. APAP cihazları dediğimiz, PAP cihazları dediğimiz. Bunlar sabit basınçlı olabilir. Bizim laboratuvarda hastanın uyku apnesini ortadan kaldıran basıncı bulduğumuz, buna 7 milibarda şu cihazı verelim dediğimiz ya da inspirasyonda daha yüksek, ekspirasyonda daha düşük basınçlı hava üfleyen BIPAP cihazları gibi hastanın rahatsızlığının derecesine göre seçip uyguladığımız PAP cihazları bu tedavide altın standart. Anladım. Uykuda apne sendromu olan hasta grubunun dışında sindirim sistemi ile ilgili yakınmaları olan hastalardan biraz bahsedelim diye isteyeceğim. bizim irritable bağırsak sendromu dediğimiz bir hasta grubumuz var. Hastalarımızın da çoğunu ilgilendiren bir hasta grubu. Bu hasta grubunda irritable bağırsak sendromu dediğimiz grupta tam etiyopatogenezi yani oluş mekanizmasını bilememekle beraber kişilerde zaman zaman karın ağrısı, kabızlık, zaman zaman ishal veya kabızlık ishal ataklarının olduğu süreçlerle karşılaşıyoruz. Bu hasta grubu bizim gastroenteroloji poliklinik pratiğimizde yaklaşık neredeyse %20'ye yakın hasta grubunu oluşturuyor. Özellikle aktif yaşam çağında olan, gündüz çalışan, gece istirahat etme ihtiyacı duyan, doğurganlıkta yani 20 ila 40'lı yaşlar grubunda olan kişilerde çok sık karşılaşıyoruz bu hastalıkla. Irritable bağırsak sendromu adı üzerinde irritable, erken uyarılabilen bağırsak sistemi gibi düşünebiliriz. Buna son zamanlarda geçirgen bağırsak sendromu gibi bir isim de verilmeye çalışıldı. Bu teorik bir söz. Yani geçirgen dediğimiz zaman içeriye kaçan çok ciddi bir şey yok. Hastalar huzursuz oluyorlar bundan. Anlatıyoruz. Bu hasta grubu sadece bununla değil, mide şikayetleri, reflü benzeri şikayetler, karında şişkinlik, karında distansiyon dediğimiz zaman zaman kabızlık, ishal ataklarını çok yaşıyorlar. Bu kişilere mekanizmayı anlatmaya çalıştığımız zaman sinir sistemi ile sindirim sistemi arasındaki çalışmanın koordinasyonunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani brain-gut sistemi, beyin-sindirim sistemi sürecini kısmen anlatmaya çalışıyoruz. Burada uykunun önemi hocam nedir? Siz teknik olarak tabii bizi daha da aydınlatacaksınız. Yeni yaşam şekli, internetle ilgili yaşam, televizyona bağımlılık, geç yatma, uykuyla ilgili düzen bozuklukları bu tür hasta gruplarını nasıl ilgilendiriyor ve nasıl etkiliyor? Şimdi demin bahsettiğiniz gibi özellikle irritable bağırsak kolon sendromunun etiyopatogenezi karmaşık ama bazı hipotezlere göre melatoninin burada olumlu katkısının olduğu, evet, hastalığın tedavisinde de sürecin iyileşmesinde de buna benzer bilgilerimiz var. Melatonin aynı zamanda uykuyla da çok ilgili bir nöromediatör. Epifiz bezinde triptofan öncülünden salgılanıyor ve akşam 9 civarında yapılmaya başlanıyor. Gece, biraz daha kelimeleri söylerken mesela epifiz neresi? Beynimizde, beynimizde bir bölge. Burada triptofan yiyeceklerden aldığımız bir amino asit ve ondan süzülerek, emilerek, hazırlanarak melatonin diye bir şeyi vücudumuz yapmaya başlıyor. Ne, evet, zaman? Daha bebeklikte bile başlıyor bu. Evet. Asıl erişkin popülasyonunda 20'li yaşlarda en yüksek düzeylerine ulaşıyor. Evet. 9'da bu karanlıkla birlikte indükleniyor. Mesela akşam 9'dan itibaren, evet, karanlık uyaranı geldiğinde retinohipotalamik yolaktan gözümüze gelen karanlık uyaranı bu epifiz denen bezi uyarıyor ve sen artık bunu üretmeye başla diyor. Elimizde olan bir mekanizma değil bu. Ama ışık gelirse ha dur bir dakika diyor, üretme diyor. Diyelim ki kişi internete giriyorsa, bütün gece aydınlık bir ortamdaysa, evet, ya da bu led ışıkların olduğu yerdeyse bu baskılanıyor ya da yeteri kadar yapılmıyor. Bu melatonin 9'da yapılmaya başlanıyor ve 2 civarında pik yapıyor. En üst düzeye ulaşıyor. Evet. Sabaha karşı da karanlıkta 9'da başlarsa 2 civarında, evet, pik oluyor. Pik yapıyor ve 2'den sonra da günün ağarmasına doğru da tekrar bazal düzeye iniyor ve gündüz de salgılanmıyor zaten. Evet. Bir önemli sistem daha var, lenfatik sistem. Yani bu lenfatik sistem vücudumuzdaki lenfatik sisteme benzer bir sistem ama ancak çalışan beyinde ve kafatasının korunduğu sağlıklı bir beyinde ve gece yarısı bu sistem çalışıyor. Eritrositlerin böyle pompa mekanizmasıyla ATP enerji kullanarak kullandıkları bir emme basma, daha doğrusu bir yerden alıp bir yere boşaltma şeklinde çalışan bir sistem ve bu sistem 2012 yılında İsveçli 3 bilim adamı tarafından bulundu ve Nobel ödülü aldı. Evet. Bu glenfatik sistem beyindeki atık maddelerin gece uykusunda atılmasını sağlayan bir sistem. Evet. Bu da özellikle kullanılmayan patolojik proteinlerin atılmasını sağladığı için bir yandan beyin sağlığı, bir yandan bu Parkinson, Alzheimer gibi hastalıkların gelişmemesi gibi süreçleri indükleme yönüyle, bir yandan da beynin daha sağlıklı görev yapmasını sağlama yönüyle işe yarıyor. Melatonine gelelim. Melatonin yetersiz salgılandığı anda kişi uykuya dalamıyor. Vücut ısısını düşüren ve uykuyu daha konsolide yapan bir hormon bu melatonin, ama tek görevi de vücut ısısını düşürüp uykuyu kolaylaştırmak değil. Bunun karaciğerde de, bağırsakta da reseptörleri var ve bu melatonin aynı zamanda bağışıklık sistemini de modüle ediyor. Evet. Uyku sırasında salgılanan sitokinler var. Uykusuz olduğunda bunlar inflamatuar sitokinler. Ama iyi bir uyku sırasında da proinflamatuar sitokinler denilen hormonlar salgılanıyor. Kısacası uykusuzlukla beraber salgılanan, inflamasyonu artıran sitokinlerle melatonin azlığı bu bağırsakların görevlerini yapmasının önüne bir engel olarak ortaya çıkıyor. Hastalar bize devamlı soruyorlar. Bağışıklık sistemimi artırabilmek için ne yapmam lazım? İyi uyuyacak. İyi uyumanız lazım. Evet, kesinlikle iyi uyuyacak. Yani bu nedenle, değil mi? Uyarıcı bir ilaç alabilir miyim? 3-5 gün uyumadığımızda hemen grip olmuyor muyuz? Perişan oluyoruz. Yani ben öyle oluyorum. Ben perişan diyelim 2 gün, 3 gün iyi uyuyamadım, az uyudum, mutlaka grip ya da nezle oluyorum. Çünkü bağışıklık sistemi için iyi bir uyku şart. Evet. Ve bu bağışıklık sistemiyle irritable bağırsak, hatta çok bazı ilgili hepatitle ilgili malignite süreçleri, yani siroz ya da benzeri süreçlerde malignitenin gelişmesi, bunların da bağışıklık sistemi ve melatoninle çok ilgili olduğunu düşünüyoruz. Evet. Bu soru önemli. Yani ısrarla bize diyorlar ki ne alalım? İşte uyarıcı bir ilaç mı alalım, uyarıcı bir vitamin mi alalım, başka bir şey mi yapalım? Ben normal yaşamda kalmanız gerekir diyorum ama uykuyu bu kadar fazla vurgulamıyordum. Yani normal beslenmeniz, normal yaşamınızı sürdürmeniz derken uyku ağzımdan çok fazla çıkmıyor. Önemli olan tabii burada sirkadiyen ritim diye söylemeye kesinlikle çalışıyorum. Evet, sirkadiyen ritim. Siz hocam daha iyi anlatacaksınız bize. Buna uyun diye anlatıyorum. Çünkü gece geç yatmayı, interneti uzun kullanmayı, televizyonda programları izlemeyi alışkanlık haline getiren kişilerin günlük performansları çok bozuluyor. Hı-hı. Çok düzensizleşiyor. Hocam sirkadiyen ritim nedir? Türkçesi ve anlatım olarak. Şimdi sirkadiyen ritim dediğimizde uyku açısından sirkadiyen ritim gecenin karanlığıyla beraber yatıp sabahın aydınlığıyla beraber uyanmak. Çünkü sabahleyin ne kadar erken uyansanız gün ışığıyla homeostatik uyku yükü dediğimiz para biriktirir gibi uyku biriktiriyorsunuz. Evet. Sabahleyin 7'de kalkan bir insanın biriktirdiği uykuyla 11-12'de kalkan insanın biriktirdiği uyku birikimi miktarı eşit olmuyor. Ne demek uyku biriktirmek, onu anlayamadım. Şöyle, bunu hastalara böyle anlatıyorum. Uyuyamıyorum diyenlere diyorum ki uyku da para gibidir. Olacak ki harcayacaksınız. Olmayan bir şeyi harcayamazsınız. Dolayısıyla geceye uyku bırakmıyorsanız, gündüz uyuyorsanız, ritminizi bozduysanız siz de uyuyamayacaksınız. O zaman yatak odası sizin için eziyet çekilen odaya dönüşecek. Evet. Gece olmasın diye dua edeceksiniz. Bunun yolu, İnsanları şu saatte yatın diyemeyeceğimize göre, arzu etseler de yatamayacaklarına göre, zaten söylediğimiz yatak odasına gittiniz, dişinizi fırçaladınız, işte ışığı söndürdünüz, 15 dakika içinde uyuyamazsanız yatak odasını terk edin diyoruz. Orada kalmayın diyoruz. Gidin, bir şeylerle meşgul olun, örgü örün, işte bir şeyler izleyin, sıkıcı bir şeyler okuyun. Ta ki uykunuz gelene kadar tekrar gidin yatın. Ama kalkmasını ayarlayabiliriz insanların. Mesela sabahleyin kendini duşa atarak da ya da bir şekilde bir insan saati kurarak da birilerinin dürtmesiyle de uyandırmasıyla da sabahı yönetebiliriz. Ama akşamı yönetemiyoruz. Uyku bozukluğu olanlarda da akşam sonra özellikle üzerinde durduğumuz şey sabahı yönetmek. Yani bir şekilde güne erken başlayın. Evet. Güne erken başladığınızda vücutta adenozin birikmeye başlıyor hocam. Gün ışığıyla beraber. Adenozini seyircilerimiz bilecektir. Hani bu çay kahve içildiğinde bloke edilen reseptörler, adenozin reseptörleri oluyor. Evet. Uykumuzu getiren, bizi esneten, gün içinde biriken adenozin bizim uyku yükümüzü oluşturuyor. Anladım. Dolayısıyla ne kadar uyanık kalırsak, ne kadar açık alanda kalırsak vücutta bu kadar uyku birikiyor. Akşamın 11'ine, 12'sine kadar bu kadar uyku biriktiğinde bir de bunun üzerine melatonin vücut ısısını düşüren ve kişiyi uykuya hazırlayan yardımcıları da eklendiğinde kolayca demin söylediğim ölçütlerde 10-15 dakika içinde fizyolojik bir uyku gerçekleşebiliyor. Yoksa gündüz uyuyorsa mesela sirkadiyen ritim içinde gece uyunmasının artıları var. Demin bahsettiğim o glenfatik sistem gündüz uykusunda çalışmıyor. Evet, geceleyin olan çalışıyor. Atıklarını geceleyin glukagon salgılanıyor ama örneğin gece 4'te yatıp da gündüz 11'de kalkanda o büyüme hormonu yara iyileşmesini sağlayan kişinin direncini artıran o glukagon da örneğin gündüz salgılanmıyor. Diyelim ki sen 4'te yatıp 11-12'ye kadar yatabilirsin ama 4'ten sonra glukagon salgılanmıyor. Ve ritim bozulduğunda buna mide hormonları da dahil, gastrin de dahil, kortizol de dahil bu ritim bozulduğunda karışıyor. Bu sefer tablo vücut alt üst oluyor. Hocam hastanızdan bir soru gelmiş. Sizin kendi hastanız Şenol Kahraman. Der ki kendileri geçen yıl ameliyat olduktan sonra uyku düzenim çok bozuldu. Gece saat 3'ten sonra uyuyamıyorum. Yani 3'e kadar uyuyamıyorum. 3'ten sonra uyuyamıyorum ancak der. Bunun ameliyatla bir ilgisi var mıdır? Hastamızla ilgili ben bir bilgi vereyim. Kendisi uzun yıllardır ülseratif kolit hastası. Ülseratif kolit nedeniyle zaten sık sık tuvalete gitme sorunu yaşayan bir hastamızdı. Fakat sonrasında belli bir düzene geldi ve kalın bağırsak alındı. Kalın bağırsak alındıktan sonra bunu yaşadığını ilk defa söylüyor. Hı hı. Zaman zaman bize kontrollara geliyor ama demek ki işte sorgumuzu nasıl olsa bizim eski hastamız diye sormuyoruz demek ki. Hı 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 hı. Şimdi operasyondan sonra çok iyileşti. Vücut kilo aldı, toparlandı. Kendisi hayvancılıkla uğraşıyor. O da biraz devrede olabilir ama şu an söylediği farklı bir şey. Hı hı. Total kolektomi geçirdi hocam. Hı hı. Sağlığı şu an yerinde ama uykusuzluk çekiyor. Hı hı. Nasıl yaklaşırsınız? Şimdi uykusuzluk diyebilmek için bu hastamızın da bizim uyku tıbbıyla uğraşan hekimlerin bir gece, iki gece, üç gece ya da birbirini takip etmeyen farklı geceler uykuya dalma ya da sürdürme sorunu olanlara uykusuz diyemiyoruz. Uykusuzluk diyebilmek için en az 3 ay süreyle haftanın 3 günü uykuya dalmada ya da sürdürmede sorun yaşayacak ya da hastamız gibi erken uyanacak. Mesela 3 gibi uyanacak, bir daha uyuyamayacak. Yo, bu hasta 3'e kadar uyuyamıyor. Şimdi sonra şöyle, uyuyor. Mesela bu tip operasyonlardan sonra duygu durum bozukluklarında hastalar erken uyanır. Depresyonda 4'te 5'te uyanır, tekrar uykuya dalamaz. Ama hastamız gibi uykuya geç dalanlarda ise ilk baktığımız şey acaba bir uykuda hareket bozukluğu, bir huzursuz bacaklar olmasın. Çünkü huzursuz bacaklar akşam üzeri başlayan bedende adı huzursuz bacaklardır ama başta, boyunda, burunda her yerde olabilir ve kişi bir türlü uykuya dalamaz. Yani elini koyacağı yeri bilemez, yattığı yeri bilemez, uykuya dalamaz. Ta ki sirkadiyen ritimle gece 3 gibi bazı hormonların da katkısıyla ve o yorgunlukla sızar gibi uyur. Bunlarda demir düzeyine bakmak lazım. Mutlaka demir düzeyinin 70 nanogramın üzerinde olması lazım. Hani böyle laboratuvarlarda... Ferritinin mi hocam? Ferritine de demir bağlama kapasitesine de bakmak lazım. Bunlara aynı zamanda düşük ağırlıklı pramipexol, Parkinson hastalarında kullanılan bazı ilaçların akşam üzeri verilmesi ve demir haplarının takviye edilmesiyle ve gerekirse uykuya dalmasını kolaylaştıran bir düşük doz melatoninle Hakan Hoca sanıyorum onun uyku sorununa bir çözüm bulacaktır. Her halükarda yani sizin değerlendirmenizi isteriz. Şenol da zaten son derece hassas bir oğlandır. Aile de çok hassas, babalarına çok iyi bakıyorlar. Yani burada benim öğrendiğim çok şey oldu. Bu alan zaten başlı başına gelişme sürecine girdi ve son derece yaşamla iç içe olduğumuz önemli bir dönemi ilgilendiren uykuyu bilmiyoruz. Sizin tabii mutlaka sitenizde, konuşmalarınızda yer alıyordur ama hastalarımızın da mutlaka sizler tarafından değerlendirilmesini isteriz. Şeyden bakabilir Ozan, YouTube'dan huzursuz bacakları anlattığımız videolardan hani kendi belirtileri ne kadar örtüşüyor. Çünkü böyle geç uykuya dalmada büyük ihtimalle bunu görüyoruz. Erken uyanmada demin söylediğim depresif duygu durumu, operasyondan beklentiler, sonraki süreçte hayatındaki değişiklikler. Ama uykusuzluk diyebilmek için demin söylediğim bizim için o kriterleri. Yani. Efendim? 3 ay kriterleri. En az 3 ay, en az haftanın 3 günü uykuya dalmada, sürdürmede ya da sorun olacak. Yani hastaya saatlerce uykuya dalamayacak ya da kolay dalacak ama sürdüremeyecek ya da erken uyanacak. Yani arzu etmediği bir saatte. Örneğin namazda kalkmıyor ama 4'te kurulu saat gibi kalkıyor. Genel olarak bizim yetişme çağımız içerisinde arkadaşlarımızda veya benzer çevrelerde şöyle bir yaklaşım olurdu. Ben az uyurum, bana yeter. 4 saatlik uyku veya 3 saatlik uyku bana yeter. Bunu bir şey tarzında sunma. Yani onları eden. Beni öne çıkaran özellik budur. İşte ben pozitif bir şeymiş çok zekiyim, gibi. Pozitif bir şeymiş çok gibi. Çalışkanım. Az uyurum ve o uyku bana yeter yaklaşımı vardı. Tıpta da şey yapar, hani bir kere okurum anlarım gibisinden, halbuki 5 defa okur herkes mümkün değil de böyle bir yaklaşım var. Zaman zaman bunu karşılaşıyoruz. Bu işin esprili tarafı, hastalarımızda bir de şöyle bir anlayış var. Geç kalkayım, kahvaltıyı geç yapayım, günde 2 defa yiyeyim. Mesela bu da fizyolojiye ait olan bir durum değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki modaya kapılmayın. Kore stili, işte Japon stili, filancanın stili, falancanın tarzı, aralıklı oruç, şöyle yöntem, böyle yöntemle gıda alımını sabah, öğlen, akşamın dışına çıkarma veya kısaltma veya azaltma. İlaç veriyorum diyorum, günde 3 defa kullanacaksınız. Hayır diyor, ben saat 11'de uyanırım diyor. Şimdi 11'de uyanırım deyince bir dozu atlarım diyor, bunu yaparım. Otur fizyolojiyi anlatmaya çalışıyorum. Bu fizyoloji yeme içme fizyolojisi, midenin dolması, boşalması, hormonların salınması bir fizyoloji. Yani sirkadiyen ritimle ilgili. Bunun en önemli tarafını kaçırıyorum demek ki. Yani uykuyu da bu şekilde yaptığınız zaman siz bu sirkadiyen ritmi bozduğunuzda zaten fizyolojiyi bozuyorsunuz. Kesinlikle. Geç uyandığınız zaman ise kahvaltıya geç yaparım, işte ilacımı da geç alırım, akşama da erken yerim, günde ben 2 defa yerim. Bu doğru bir yaklaşım mı değil mi hocam? Yani benim açımdan değil ama siz nasıl yaklaşırsınız buna? Şimdi Hakan hocam, hastalar mesela bizim hasta popülasyonumuz içinde demans hastaları da çok fazla. Evet. Yaşlı popülasyon. Türkiye'de artık hani ortalama yaşın yükseldiği ülkelerden biri. Geliyor işte aynı söylediğiniz gibi söylüyor. Ben ilaçları saat saat yazarak, listeleyerek veririm. Çünkü hastalarımızı işte eczacıların ya da işte oradaki birkaç tane hani orada kalfanın insafına bırakamayız. Çünkü oraya sormayın diyorum. Sorumluluğu biziz. Yani buna uyacaksınız diye elime veriyorum. Bir liste yazıp veriyorum. Şu saatte bunu, bu saatte bunu ve en sık hastaların dile getirdikleri şikayetlerden biri. Ya hocam biz emekli insanız. Yani 10'da kalkıyoruz, 11'de kalkıyoruz. Sen bizi memur gibi saat 7'de 8'de niye dikiyorsun aya? İşte o zaman şeyi söylerim. Bakın yani sizin zaten var olan probleminiz bir kognitif problem. Günü şaşırıyorsunuz. Soruyorum, dünü söylüyorsunuz bana. Dün akşam ne yediğinizi bilemiyorsunuz. Çünkü siz uyanıp da hani ruhunuz bedeninize girene kadar öğleden sonra 2 oluyor. Hangi gün bilemiyorsunuz. Sadece bu ilaçları bu saatte almanız için değil, kognisyonunuz, fizyolojiniz, bu arada vücut ritminiz otursun diye bir de bir sürü ilaç kullanıyorsunuz. Tansiyon ilacı, prostat ilacı, kalp ilacı, bir de benim ilaçlarım. Bu şekilde şu anda burada 3 kişiyiz. Hadi şu kapıdan çıkalım desek aynı anda çıkabilir miyiz? Hayır. Siz o ilaçların hepsini lüp 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 diye yasak savar gibi alıyorsunuz. Ama bu ilaçlar orada bir reseptöre bir yere bağlanıp gidebilmek için bekliyorlar. Feribot gibi. Feribotta oldu mu geriye kalan aracı almıyor. Siz aldım zannediyorsunuz ilacı ama bir işe yaramıyor. Zaten onun için buradasınız. İyileşemediğiniz için buradasınız. Yani bunu fizyolojiyi düzeltmek için sabahleyin işte belli bir saatte kalkmak, o şekilde ilaçlarını düzenli kullanmak, buna biz kronoterapi diyoruz hocam. Kronoterapi. Kronoterapi, evet. Zamanın tedavisi. Evet. Mesela bir hastayı uyandırmak için ışık uyarını veririz. Bu Koçtaşlarda falan var. Saati geldiğinde pıt diye yanıyor ışıklar. Saatin çalmasından gibi. Ziyade. Aynen öyle. Alarm kurar gibi. Çünkü ışık uyaranı ne yapıyordu? Biraz önce konuştuk. Retinohipotalamik yolaktan baskılıyor melatonini ve kişinin uyanma hızını artırıyor. Evet. O zaman demek ki kişi sabahleyin 7'de işe gidecekse ve ben zor uyanan biriyim diyorsa örneğin, benim kaç kere gelirler, saat çalar kapatırım, işte su dökerler uyanamam. Diyorum ki eşlere ya da yatak arkadaşlarına 7'de kalkacaksa 6 çeyreğe saati kurun ve o sırada yüzünü görecek şekilde 2500 lüks. Burada ışık uyaranı süreyle ilgili, hani yüksek miktarda olduğunda kısa süreli ışığa maruz kalmak. 5000 lüksse, 10.000 lüksse belki 2 dakika yanıp sönmesi yeterli ama 2500 lüksse yarım saat yandığında kişi yataktan daha isteyerek ve dinç kalkıyor. Bu 2500 lüks dediğimiz şey ışık. Normal ampulün... Evet, beyaz ışık bildiğiniz. Yani kaç wattlık hocam? Ben lüks olarak bilemiyorum da. Hani 100 wattlık mı? 100 wattlık o civarda bir lamba şey. Yakın. Evet, direkt yanıyor ve gözüne geldiğinde o sırada uyuyor, göz kapalı bile olsa ışık uyaranıyla aydınlık gibi ve böylece hani otellerdeki o kalın perdeler, karanlık gittiğimizde algılayıp da kalkamamamızın nedeni tam tersine karanlık uyaranını indüklemek. Burada kişi uyanmada zorluk çekiyorsa ışık uyaranıyla öne girerek, uyumaya dalmakta zorluk çekiyorsa melatonina ve Türkiye'de birkaç tane preparat var. Zopiklon var, piyasada Imovan 7,5 mg, benzodiazepin ama bunları uzun süre kullanmamak gerekiyor. Alışkanlık yapıyor. Bu ajanlarla fizyolojiyi düzeltene kadar bir ay. Ondan sonra kişinin kendi ritmi oluştuğunda ideal olan kişinin kendi ritminde yemesi, içmesi ve uyuması. İsveç'i siz anlatırken sürekli olarak düşündüm de, İsveç'te tabii günün sirkadiyen ritme uymayacak şekilde uzun süre güneşin kalması, gecenin kısa olması veya tersi durumların olması o toplumlardaki ruhi durumu son derece etkiliyor. Tabii. En çok depresyon onun için oralarda. En çok depresyon ve dünyanın en fazla alkol tüketiminin olduğu Kuzey İskandinav ülkeleri. Bu alkol tüketimi tabii şeyi bastırmayla ilgili, depresyonu bastırmayla ilgili veya ona... Bilinç düzeyini de, yani algıyı da, bilinci de birçok uyarıcı refleksi bastırıyor alkol. Ve dünyanın hemen hemen en fazla intihar girişiminin olduğu alan olarak karşımıza çıkıyor ki uyku problemleri bu şekilde görülüyor. anlamaya çalıştığımız şey uykuya ne kadar az önem verir ve düzeni bozarsak beslenmeyi de bu şekilde bozuyoruz. Uykuyla ilgili olarak beslenmeyi bozduğumuz zaman da karşımıza çıkan hastalıkları çok kolay davet eder duruma geliyoruz. Bunu önemsemeyen, daha az önemseyen, uyku düzenini daha az uyuyarak kendisini dinç hissettiğini söyleyen kişilerde gerçekten çöküşler yaşanıyor. Kesinlikle. Bunlardan metabolizma yavaşlıyor. En önemlilerinden biri cinsel fonksiyonlarda oluyor. Çünkü irritable bağırsak sendromu olan kişilerde mesela vajinismus'a çok karşılaşıyoruz. Hı-hı. Erkeklerde irritable bağırsak sendromu oluyor. O çok sorun yaratıyor. Erektil fonksiyonlarda sıkıntı yaşayanları ise sorarak tabii bizim sorgulamamızda problem oluyor. Ürolojiye göndermemiz gerekiyor ama genelde saklıyorlar. Bu ise bulantı, kusma, karın ağrısı pek çok şeyi ortaya çıkarıyor. Onun için biz bu problemleri olan kişileri sıklıkla psikiyatriye gönderiyoruz. Hı hı. Psikiyatri bunları ne derece sorguluyor, ne derece ilgileniyor bilemiyorum. İşte aynı biraz önce söylediğim gibi, evet. Hakan Hocam, beslenme dediniz de mesela iki şey birbirine çok karışıyor. Gece yeme bozukluğu bir psikiyatrik tanı. Yatmadan önce. Ha, gece yeme bozukluğu. Yani, yiyeyim yatayım. Ama uykuda yeme bozukluğu var bir de. Hani kalkıyor, ikisi birbirinden yiyor. Ayrı. Hı hı. Yani, kalkıyor, tabii. Yani gece yeme bozukluğu için hastayı bir psikoloğa, psikiyatre bir yere göndermenizi anlarım. Hani bunlara ihtiyacı olan kalorinin %50'den fazlasını gece alıyor ama nasıl yapıyor? Gidiyor mutfağa bayağı böyle işte çıkarıyor yumurtasını, tereyağını, sucuğunu, salamını hazırlıyor, şey yapıyor ama bir de geceleyin uykuda yeme bozukluğu var. Uykuda yeme bozukluğu olanlar da aynı diğerleri gibi üstelik de gece aldıkları için obez oluyorlar, metabolik sendroma yatkın oluyorlar. Gece ama bunlar, uykudan kalkıyor yiyor. Tabii ama bilinç yerinde değil. Mesela deminki gibi salamı, sucuğu, yumurtayı pişirmiyor da örneğin buzdolabında tereyağı var, elma yer gibi tereyağını yiyor. Sabahleyin fark ediyor yediğini. Yani bu nedenle buzdolabını bağlayanlar, yatak odasını kilitleyenler, bu bir parasomni. Yani uykuda yeme bozukluğu. Bu yarı bilinçli durumda yapılan uykuda seks gibi, uykuda yürüme gibi, uykuda konuşma gibi, konfüzyonel uyanma gibi parasomniler o grupta değerlendirilen bir tablo ama oldukça sık gelen ilginç hasta grubu. Ve tabii bunların tedavisi başka. Uykuda yeme bozukluğunda tedavi antipileptikler ya da benzodiazepinlerin düşük dozuyken diğerinde belki bir antidepresanla, belki bir psikiyatrik görüşmeyle, belki stresi işte ortaya çıkaran faktörlerin elemine edilmesiyle ya da iyi bir diyet tedavisiyle belki düzene girebilir ama diğeri girmez. Genelde ben psikiyatriye çok fazla hasta gönderirim. Fakat psikiyatristler mesela bana aman aman hasta göndermezler. Psikiyatristler nöroloji hasta gönderiyorlar mı hocam? Mesela uyku bozuklukları ile ilgili o konuya önem veriyorlar mı? Belki bizimki üniversite olduğu için hani onlar da uyku apnesi düşündüklerini ya da biliyorsunuz bu psikiyatri ilaçlarının nöroloji komplikasyonları da olabiliyor. Özellikle hareket bozuklukları ile ilgili tardif diskinediler, tardif distoniler. Neyse ki nöroloji biraz böyle alengirli alan olduğu için çok fazla branş bizim alanımıza girip de bir şeyler yapmıyor. Çünkü hastalarımız ya felç geçiren, ya tik bozukluğu olan, ya böyle çok nadir farklı belirtileri nedeniyle hekimleri bunaltan, rahatsız eden hastalar olduğu için çok bulaşmamaya çalışıyorlar. Ama örneğin bir demans hastasını bazen görüyorum. Bir psikiyatrist de takip edebiliyor. Yani bir yere kadar, çözene kadar gidebiliyor. Şimdi psikiyatride var olan semptomlarla halüsinasyonlar, delizyonlar, davranış bozuklukları, kişilik bozuklukları ve kullandığımız ilaç spektrumu çok benzer olduğu için biliyorsunuz 74'e kadar psikiyatri ile nöroloji birdi. Nöropsikiyatriydi adı. Ama Şimdi yeni popülasyona baktığımda ne nörologlar psikiyatrik hastalıklara biz eski jenerasyon kadar yatkın, ne de psikiyatrlar nörolojik alana eski psikiyatrlar kadar. Mesela benim eski psikiyatrlardan gördüğüm EEG çekenler de var. Epilepsi tedavi eden de var. Eski alışkanlıklardan. Evet. Neden sordum bunu? Kardiyologlar mesela çok fazla aspirin kullanırlar. Biz de oturur anlatırız, deriz ki bu aspirin çok problem çıkarıyor. Bir türlü kardiyologlar ben şu aspirini kullanmadan önce sindirim sistemini bir kontrol ettireyim mi demezler. Öyle olunca insanlar kanıya geliyor. Siz hatırlıyorsunuz benim kayınpederimin 2 defa gez kanaması geçirdiğini. Hatırladınız değil mi? Aspirin yüzünden. Ve evet, aspirin yüzünden. Aspirin yüzünden. Yani. Burada da onu algılamaya çalışıyorum da, yani bizim gastroenterologların veya psikiyatristlerin veya iç hastalıkları doktorlarının uyku konusunu önemseyerek ne kadar nörolojiyle bağlantıya geçtiklerini bilemiyorum. Konu çünkü fizyolojiyle ilgili ve bize anlatılmayan o kadar çok şey var ki, yani uykuyla ilgili anlatılmayan büyük ihtimalle gönderdiğimiz zaman hocalarımız mutlaka ayrıntılı olarak değerlendirerek sorun çözmeye yöneleceklerdir. Bu zamana kadar yapmaya çalıştığım şey organ hekimi olmamaya çalıştım. Çünkü organ hekimi şöyle diyor kardiyolog, herkese tabii tenzih ederek söylüyorum. Benle ilgili sorunun yok. Evet. Kalbin sağlam. Evet, evet. Peki ne yapacağım diyor. Hı hı. Benimle ilgili sorunun yok. Peki ne yapmam lazım diyor. Nereye istersen gidebilirsin. Nefroloğa gidiyor, benimle ilgili sorunun yok diyor. Nereye istersen gidebilirsin. Şimdi aslında neyi soracağını bilemiyor. Kardiyolog göğüs ağrısıyla ilgili anjiyoyu çekiyor, şuna bakıyor diyor, benimle ilgili sorunun yok. Peki ne yapacağım dediği zaman, yani bir şeyler söylemesi lazım. Çünkü bu sonuçta hekim. Mutlaka nereye gidilmesi gerektiğini, psikiyatriye de gidilebilir, nörolojiye de gidilebilir, gastroya da gidilebilir. Bunları iyi algılamak, iyi yönlendirmek gerekiyor. Hasta çünkü çözüm istiyor. Benim kalbim sağlam mı değil mi de karar kılmıyor. Peki ben ne yapacağım dediği zaman o soruyu iyi cevaplandırması lazım. Hocam konu çok ayrıntılı, çok güzel. Ben çok yararlandım. Hı hı. Mutlaka seyircilerimiz de yararlandılar. Soru sormakta bir tahmin ediyorum çekinmeler oldu. Bu tür yayınlarımızı YouTube'da bağlantılı olan yerlerde ayrıca yayınlıyoruz. Sürekli olarak bunları dinleme şansına sahip seyircilerimiz. Hocam konuyla ilgili toparlayabilir miyiz? Son söylemek istedikleriniz nelerdir? Aslında en önemli mesajı biraz önce siz verdiniz hocam. Yani özellikle alanda çalışan, birebir hasta gören, poliklinikte olabilir, hastanede olabilir, muayenehanesinde olabilir. Her branştan hekimin hastasına yaklaşırken organ hekimliği yapmaması. Evet. Yani en önemlisi bu. Bunu uyku için sadece söylemiyorum. Çünkü her şey için, hasta bir bütün. İzleyen hastalarımız varsa bilecektir. Hastanın diyabeti vardır, gastrointestinal bir problemi vardır, kardiyak bir problemi vardır, ürolojik bir problemi vardır. Ve biz hastayı gördüğümüzde ilaçlarını düzenlerken, bütün ilaçlarıyla birlikte düzenleriz. Çünkü ilaçların birbirleriyle etkileşme potansiyelleri vardır. Bunu yaparken de hep rahmetli Cengiz Aslan aklıma gelir. Bu nörolog. Turgut Özal'ın da hekimiydi. Dünyada da sanıyorum Bush'un doktoru da nörologtu. Nörologlar konsültan hekimler oldukları için aynı zamanda aile hekimi gibi, eskiden ülkemizde de vardı. Zengin ailelerin bir tane hekimi olurdu ve her şeyi onlar bilir. Hastayı başka branş hekimlerine onlar hazırlar, yönlendirir. Ben bunun bir yanıyla da çok doğru bir değerlendirme olduğunu, en azından bir koordinatör hekimin var olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hastalarımızın çoğu tamam sizle ilgili değil ama ne yapacağım? İşte en azından bugünkü söyleşiden hekimlerin organ hekimi olmaması gerektiği sonucunu paylaşmak bence en önemli sonuçlardan biri. Hastaların da şunu bilmesi gerekiyor. Buraya da gitmeniz lazım, nöroloji de görmeniz lazım deyince masraf yaratmak için yapılmıyor bu. Yani oraya da mı gitmem lazım, neden oraya gitmem lazım düşüncesi oluyor. Pardon. Yani hastaya yardımcı olunması için farklı bir hekime gönderdiğimizde hasta bunu çok hoş karşılamıyor. Hı, maalesef. Sen bitir diyor. Maalesef. Yani konuyu sen bitir. Konuyu sen bitir ama o kadar çok sorunla karşılaşan hasta oluyor ki tek başına bitirme şansınız olmuyor. O nedenle biz bir şey önerdiğimiz, istediğimiz zaman onların yararına istediğimizi algılamalarını istiyoruz. Öbür türlü bir de oraya mı gideceğiz tarzındaki bir yaklaşım bizi çok zora sokuyor. Ama bize güvenen ve bize kendilerine yardımcı olma isteğimiz olduğunu anlayan hastalarımıza bunlar da bakılması lazım denildiğinde gittiğinde pek çok şeyi yakalıyoruz. Bizim kaçırdığımız bir şey olursa nöroloji, kardiyoloji, diğer branşlar yakalıyorlar. Bu anlayışı, bu güveni hastalarımıza ne kadar oluşturabiliyorsak o kadar önemli. Hocam son sözünüzü alayım, ondan sonra kapatacağım. Buraya kadar geldiniz. Bu güzel davetiniz için çok teşekkür ederim. Farklı bir platformda uykunun diğer disiplinlerle, diğer organlarla ilgisini konuşma fırsatı bulduk. Mutlaka daha söylenecek bu konuda çok söz var. Ben bizi izleyen seyircilerimize, dinleyicilerimize sağlıklı, iyi uyudukları güzel günler, güzel geceler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Yılmaz, tekrar çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadan geldiniz, bizi aydınlattınız. Tüm seyircilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.